Konyaspor UEFA Konferans Ligi 2. yarı rövanş karşılaşmasında bugün kendi evinde Batı Borusov'u konuk ediyor. Yeşil beyazlı taraftarlar bu karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Bizler de bugün oynanacak karşılaşmanın öncesinde, sonrasında ve esnasında yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Konya güzel düşünüyorum. Sili çok güzel. Et ekmeği yedik. Et ekmek çok 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 güzel. And I very on. Evet, 4 yıl aradan sonra Konyaspor yine Avrupa macerasında. 4 yıl önce son maç Marsilya maçıydı hatırladığım kadarıyla. Son dakika gelen golle yıkılmıştık ve Marsilya o yıl Avrupa'da final oynamıştı. Ağladığım ve hala unutamadığım maçtır Marsilya maçı. Bugün Konyaspor için yeniden bir başlangıç olacak ve inşallah hedef Avrupa grupları diyoruz ve İlhan hocamıza sonsuz güveniyoruz. Kameralarımızı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na çeviriyoruz. Karşımızda KonTV spor muhabiri Hasan Yıldırım var. Biraz önce Konyaspor takım otobüsü içeriye girdi, soyunma odasına girdi. Aslında yoğun bir ilgi var Konyaspor taraftarlarının. Hemen yanımızda da zaten ona da söz vereceğiz. Sevgili Dean İskoçya'dan geliyor. Kendisi sıkı bir Konyaspor taraftarıdır. Kendisi de yeşil beyaz renklerden, aslında temelinde Celtic taraftarı ama yeşil beyaz olduğu için de Konyaspor'a bir sempatisi var. Yanımızda tercüman edecek bir abimiz de var. Bir duygu ve düşüncelerini alacağız Dean'dan. What do you think about being here as a fan of Konyaspor? It's just great to actually get to a home match. Yes, last time I was in Denizli. İlk ev sahibi olduğumuz maç olacak. Daha önce geldim Konya'ya ama Denizli deplasmanına gitmiştik dedi. Anything else you would you like to say? I'm so excited to be here for the whole match. Ev sahibi olarak ilk maçımızda çok heyecanlıyım burada olmaktan. Evet, kendisi de Celtic'te yaşıyor. Daha doğrusu İskoçya'da yaşıyor Celtic taraftarı. Ama Konyaspor'a da bir özel ilgisi var. Renklerden mi kaynaklanıyor? Sempati nasıl başladı? Kısaca alabiliriz. You are living in Scotland and as we know that you are a fan of Celtic. And why do you have some kind of sympathy to Konyaspor? Is it because of having same color with your own team? Kind of. I watched Derlish, Ertuğrul. Okay. And from there, Sultan Aladdin and Konya. Okay. Then I checked online to see if Konyaspor had a team. Okay. Then had the same colours as Celtic. Watched a few matches and I've been a fan ever since. İlk olarak Diriliş Ertuğrul'u dizisini izledim. Dizide geçen Konya'ya merakım oldu. İnternette inceledim ve daha sonra Konyaspor'un da aynı renklere sahip olduğunu gördüm. Birkaç maçını seyrettim ve böylece sempatim gelişti diye söyler. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz kendisine. Kendisini de tanıdığımız için çok mutluyuz. He's really pleased to meet you. Thank you very much for çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. Konyaspor altyapısında yer alan genç sporcular da bugün top toplayıcı olarak burada yer alacak. Hemen arkasında da görüyoruz. Yanımızda da yine bir kardeşimiz var. Mevkim forvet. İnşallah biz de buralarda oynayacağız. Hedefim de hem Konyaspor A takımında oynamak hem de A milli takımı görmek inşallah. Yeni sezonda inşallah güzel bizim için bir hayırlı bir sezon olur. İnşallah ligde de güzel bir yerlere geleceğimizi inanıyoruz. Onun için de programlama yapıyoruz. Milli takım aday kadrosunun içerisindeyim. Bu sezon inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye şampiyonasında birinci olmak istiyoruz. Umarım da oluruz. Milli kalecisinin aynı zamanda ve Konyaspor'la ilgili hedeflerin elbette vardır. Onunla ilgili bir şeyler alalım. A takıma çıkmak istiyorum. İnşallah bu sene çıkarım antrenmanlara. Konyaspor'un yine genç oyuncular da yanımızda. Tabii onlar bugünkü karşılaşmada kadroda değil ama onların da gelecek hedefleriyle ilgili görüşlerini alacağız. Neler söylersin sana? Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu maçı da kazanırız. Turu atlarız. Ve önümüze gelen rakipleri de yenerek gruplara kalırız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ben de burada oynayıp elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. İnşallah şans gelir ve değerlendirebilirim. Hedeflerin nelerdir? Bir de hemen ondan bahsedelim. Hedeflerim tabii ki Avrupa'da oynamak ve A-milli takıma kadar yükselebilmek. Umarım inşallah hedeflerime ulaşırım. İnşallah. Ahmet Karademir var yine. O da A takım kadrosunda. Zaman zaman forma şansı buluyor. Onun da öncelikle kendi kariyer planlamalarıyla ilgili kısa bir görüşünü alacağız. Sonra da bu sezonla ilgili beklentilerini alacağız. Bu sezonla geçen sene olduğu gibi yine çok hızlı başladık. Çok iyiyiz. Takım olarak yine istediğimiz oyunu yansıttık. Güzel oyunla da maçı kazandık. Çok güzel oynadık. Maç hakkında bu kadar. Kendim adına da burada olmak gerçekten çok gurur verici. Konyaspor'da olmak, büyüdüğüm şehrin takımında oynamak, altyapıdan çıktığım takımın bir parçası olmak çok gurur verici. İnşallah ben de
en iyi şekilde çalışarak bu takımın ilk 11'de oynayan güçlü bir oyuncusu olmak istiyorum. Vallahi uzun zamandır zaten böyle bir Avrupa'da oynamaya heves ediyorduk. Nasip oldu. İnşallah ileride gruplarda kalmayı çok istiyoruz. Nasip olursa. Konyaspor'umuza başarılar dilerim. İnşallah geçen aldığımız galibiyet gibi inşallah farklı bir galibiyet alıp Avrupa'da ilerlemeyi düşünüyoruz. Konyaspor'uma başarı dilerim. İnşallah güzel bir maç olur. Ne Konyaspor'muş be. Vallahi helal olsun ha. Anne Konyaspor. Başarılar. Vous avez dit quoi, mais je parle. Tu dis que je viens de regarder pour la France. Je vais regarder pour la France. Fransa'dan geliyor. Fransa'dan maça geliyor. Düşüncelerini alalım, karşılaşmayı takip edecek. Qu'est-ce que tu penses pour le match? Je pense que Konya va gagner 2-0. İnşallah Konya kazanır diyor. Fransa'da doğup büyüdü galiba. Fransızım. Evet, annesi Fransız, babası Türk. Vallahi ilk maçtan büyük keyif aldık. Gelemediğim için çok üzgündüm. Televizyon başında Konyaspor'un 10 kişi kalmasına rağmen nasıl bir oyun oynadığını zevkle, keyifle izledik. Bu keyif herhalde taraftara da sirayet etmiş ki bugün statta olacak gibi görünüyor uzun bir aradan sonra. İlk maçta yeni transferlerimizi denemiştik. Biraz görmüştük. Yani yine o maçtaki gibi güzel performans sergilemelerini bekliyorum bu maçta. Yeşil beyaz taraftarlar karşılaşmada Konyaspor'u yalnız bırakmıyor. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sezon ilk karşılaşması bir Avrupa müsabakası. Vallahi bu sene Konyaspor'dan çok şeyler bekliyoruz. İnşallah Avrupa'da da devam edeceğiz. Ailecek bir Konyaspor evet. Sevgisi var. Minik de bir kardeşimiz var burada maşallah. En küçük Konyasporlu. Maşallah. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın. Süleyman Karaca yanımızda. Bugün oynanacak karşılaşmada Konyaspor yalnız bırakmıyor. Onu da duygu ve düşüncelerini alalım. Ya son derece önemli bir maç. 3-0'ın bir rahatlığı var ama bence elden bırakmayalım ciddiyeti. Keyifli, göbeğimizi kaşıya kaşıya bir maç izleyelim. 2-0 gibi düşünüyorum bakalım. Atmosfer çok iyi. Son anda son günlerde biletler hızlı satıldı. Dolu bir tribünde güzel bir yaz akşamı geçireceğimizi tahmin ediyorum. Yolumuz açık olsun. Çok umutluyuz. Çok beğendim takımı. İyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten ilk maçın rahatlığı var. 3-0'lık bir galibiyet aldık. Bunu da rahatlığıyla beraber bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. 3-0 aldığımız için rahatız ama galibiyet aldık ama elimizden bırakmamalıyız. Öncelikle maça gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Batı Borisov ilk maç 3-0 bitti. Ben bu maçı çok rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Koper Vadus maçında galiba Vadus geçecek gibi duruyor. Vadus'u da yenip playofflarda da kazanıp gruplara kalmayı düşünüyoruz. Yani bence çeyrek final, yarı final, final gelir inşallah. Şampiyonluk kupasını alacağız inşallah. Belki Fenerbahçe'yi, belki Türk futbolunu, belki Türkiye'yi kötülemek adına bunu yapmış olabilirler. Hem UEFA'dan hem de Dinamo Kiev taraftarlarından, Ukrayna'dan böyle bir olayın yaşanması adına Konyaspor taraftarı olarak, Konyaspor camiası olarak özür diliyoruz. Onlara buradan inşallah barış temenni ediyoruz. En kısa sürede bu savaşın bitmesini temenni ediyoruz. Konyaspor Batı Borisov karşılaşmasını izlemeye gelen taraftarlar Konyaspor'a uğramadan da geçmiyor. Hemen yanımızda bir taraftarımız da var. Karşılaşmaya geldiğiniz store'da da alışveriş yapıyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım. Tabii Konyaspor bizim bir sevdamızdır. Konya'ya yakışan bir maç olsun. Konya büyük bir şehir. Yeşil beyaz büyük bir kulüp. İlhan hocamı da buradan tebrik ediyorum. Tabii ki çocuğumu da yanıma aldım. O da bir Konyaspor hastası. Teşekkür ediyorum. İnşallah skorda 3-1 Konyaspor alacak. Rica ediyoruz. Hangi formayı beğendiniz yeni sezon için? Tabii formalara da bakıyorsunuz bir anda. Şu anda yeni girdim. Çocuğuma bakacağım. Kendime bakacağım. Formaların hepsi yeşil beyaz olduğu için hepsi güzel. Manavgat'tan geliyorum. Alanya'dan. Konyaspor hastasıyız. Kızım ve eşimle birlikte vallahi Manavgat'tan geliyoruz şu anda. Teşekkür ediyorum. İnşallah Konyaspor'un başarılarını bu sene çok başarılı olacak. Başkana, başkan yardımcısı Zahir abiye, arkadaşım olur kendisi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde olacağız. Yeşil beyaz taraftarlar bir yandan alışverişlerini de sürdürüyor. Beyaz bir forma, yeni sezon formasını artık hayırlı olsun diyelim kardeşimize. Duygu ve düşünceleri alalım. Yeni sezon formalarını beğendin mi? Onu da soralım. Evet abi, yeni sezon formalarını beğendim. Çok güzel bir forma yapmışlar abi. Valla Konya bu kardeşim. İlla ki bir şeyler olur yani.
Sen ne demek istersin bizlere? Abi inşallah konferans liginde şampiyon oluruz. Abi Almanya'dan geldim sırf bu maç için. Allah'ın izniyle bu maçı da alacağız. Çok umutluyum. İnşallah bu sene çok güzel şeyler yapacağız. Çok mutluyum abi. Galip geldik, tur geçen taraf olduk. Neler düşünüyorsunuz karşılaşmayla ilgili? Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ilk maç 3-0. Tabii onun da belki vermiş olduğu bir rahatlık vardı. 2-0'la çok rahat bir sonuca ulaştık. İnşallah tabii ki burada biz Konyaspor olarak kazanıyoruz ama bizim en büyük hedefimiz ülke puanımızın belirli bir yere gelmesini sağlayabilmek. Bunu takımlarımızdan hangisi sağlıyorsa mutlaka onları sonuna kadar desteklemek zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü sezon sonu geldiği zaman kimlerin Avrupa'ya nasıl ne şekilde gideceği hesabını yapıyoruz. Bu hesapları yapmadan herkesin en yüksek düzeyde katılımını sağlamak için bu maçları kazanmak durumundayız. Stadımızın dolmasını istiyoruz. Çünkü futbolcularımız bu atmosferden çok etkileniyor olumlu yönde diye söylemiştik. Ama bugün gerçekten güzel bir atmosfer vardı. İnşallah bu atmosfer artarak bu sezon tamamen devam eder diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki biz de duyuyoruz onları. En azından basından duyuyoruz ama kulübe gelmiş ya da bana gelmiş herhangi bir resmi teklif yok. Bizim esasında genel prensibimiz artık takımdan çok da fazla kimseyi gönderme arzumuz yok. Çünkü Konyaspor 3 hedefte futbol takımı, 3 hedefte artık yürüyebilecek bir takım. Ve dolayısıyla bu gücü bölmekte istemiyoruz tabiri caizse. Store satışlarının son rakamları almadım ama iyi olduğu yönünde daha önceki yaptığımız toplantılarda. Fakat kombine noktasında istediğimiz düzeyde değil, daha iyisi olabilir. Ama bunun artacağını tahmin ediyorum. Çünkü Konyaspor başarılı oldukça insanlar tabii ki izlemeye gelecektir. Bugün bilet alarak izlemeye gelen çok oldu. Öncelikle tebrik ediyorum. Karşılaşmayla ilgili neler söylersiniz? Evet, zaten biliyorsunuz ilk maçta güzel bir sonuçla sahadan ayrılmıştık. Ama bir şekilde o avantajı unutmamız, ciddi olmamız, rakibe saygı duymaya devam etmemiz gerekiyordu. Oyunun başı itibariyle de oyuncuların bu reaksiyonu verdiler. İyi bir mücadele ortaya koydular, isteklilerdi. Özellikle ilk yarı boyunca çok fazla pozisyon bulduk. İki tane golle de zaten var olan avantajımızı pekiştirmiş olduk. İkinci yarıda daha rahat bir tempoda yine pozisyonlarımız oldu. Maçı bitirdik. Evet, önemliydi çünkü gruplara kalmayı hedefliyoruz Konferans Ligi'nde. Bunun için ilk adımı geçmiş olduk. Şimdi Vaduz'un analizine, incelemesine başlayacağız. İnşallah orada da o turda da başarılı olup bir şekilde konferans ve gruplar için bir adım daha atmış oluruz. Konyaspor'un bu sezon takıma dahil olan genç oyunculardan birisi 1922 Konyaspor'da geçtiğimiz sezonu tamamladı. Adem Eren Kabak bizlerle birlikte. Evet Adem, Konyaspor altyapısından yetiştin. Konyaspor alt takımda da artık yer bulmaya başladın diyelim. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? İlk geldiğim gün burada gerçekten çok güzel havayla karşılandım. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. İnşallah daha güzel günler görürüm. Kademe kademe gitmek istiyordum. Başlangıçta başladım. Buraya gelerek başladım. Şimdiki adımım maça girmek, maç oynamak, süre almak. Daha sonra da ilerleyen vakitlerde Avrupa'yı görmek istiyorum. Aslında akademideki U19 takımının büyük bir kısmı 1922 Konyaspor oldu. Ve sen de geçtiğimiz sezonu orada tamamlayıp burada A takıma geldin. Aslında onlar için de bir örnek teşkil ediyorsun. Onlara söylemek istediğin bir şey var mı? Hepsiyle zaten hemen hemen her akşam her gün beraber sohbetimiz oluyor. Ya buraya gelmek gerçekten çalışmaktan geçiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Buraya geldiğin zaman anlıyorsun. Kuvvetin, gücün ekstra olması gerekiyor. Herkese buradan çok selam söylüyorum. Arkadaşlarıma da, altyapıdaki kardeşlerime de çok çalışmalarını diliyorum. Yine Konyaspor'un yeni transferlerinden Cebrail Karayel bizlerle birlikte. Kendisi de bu sezon ilk kez yeşil beyaz formaya giydi resmi maçta. Yanlış hatırlamıyorsam doğrudur. Duygu ve düşünceni alalım. İlk kez taraftarla, Konyaspor taraftarlığıyla da buluşun aynı zamanda. İlkler dediğiniz gibi özel ve heyecanlı oluyordu. Ben de bugün çok heyecanlıydım. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar üstlerine düşeni yaptılar. Biz de sahanın içinde çok keyifli bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İlk maç net bir skor, ikinci maç net bir skor. Çok güzel oldu. Şu an rakibimiz kim bilmiyorum ama hedefimiz gruplara kalmak. Bu yolda ilerliyoruz. Kim gelirse gelsin tek hedefimiz, düşüncemiz galip gelmek. Evet, Konyaspor'a da yeni transfer oldun açıkçası. Buradaki süreç nasıl gelişti senin adına? Onu da birkaç değerlendirme alabiliriz onunla ilgili. Konyaspor'u duyduğum andan itibaren menajerim, avukatım, ailem bizim için doğru yer Konyaspor olduğunu düşündük. O yüzden direkt buraya geldim. Şu anda mutluyum.
Mutluluğum da zaten belli oluyor. Çok kaliteli bir takımımız var. Çok kaliteli bir arkadaş ortamımız var. İnşallah böyle devam eder. Zaten başarı tesadüf değildir. Kaliteli arkadaşlık ortamı başarı getiriyor. Konya Spor turu geçen taraf oldu. Siz de tribündeydiniz. Neler söylersiniz? Neler söyleyeceğiz? Öncelikle iki maçta da güzel ev sahipliği yaptık. Diğer maçlarda rakibim buradaydı. UEFA'da bir ilk gerçekleşti. Burada iki seferinde güzel misafirperverlik yaptık. Takımımızı da güzel temsil ettik. Güzel bir oyunda net bir skorla turda geçen taraf biz olduk. İnşallah klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Ligde güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Yani. It was a very good match tonight. Harika maç diyor. Very happy that we won. Çok mutluyum diyor böyle. And now we're through to the next round, Europe. Konyaspor bugünkü maç iyi bir maç. Takım iyidir. Bu sene inşallah her şey iyi olacak. Siz nerelisiniz? Ben mi Kongoluyum? Konya Spor sevgisi nereden geliyor? Ben mi şey ben? Türkiye'de ilk geldiğim zaman Konya geldim. Burada okuyorum. Ondan dolayı Konya Spor şeyi çok seviyorum. Tebrik ederim. Gerçekten harika bir maçtı. Gerçekten bugün gelen taraftara da gerçekten çok teşekkür ederim. Tribünler harikaydı. Buradan Konya Spor yönetimine, başkanına, teknik direktörüne, tüm futbolcularına ve bugün tribüne gelen bütün Konya Spor sevdalarına çok teşekkür ediyorum. Çok heyecan taraftar bu sene inşallah bayanlar da gelir, iyi taraftar gelir, süper takım olur ama inşallah seneye şampiyon olur inşallah. Çok mutluyuz, Konya Spor'u çok seviyoruz, Konyalıyız. Ta köyden geldik, bir saat yolculuğumuz Konya Spor için geldik. Evet, biz Danimarka'dan geliyoruz ve biz bugün köyde oturuyorduk. Oğlum dedi gelin maça bakalım. Biz de geldik maça baktık. Biz Konya Spor'u destekliyoruz. Danimarka'da olsun, burada olsun. Nerede olursa olsun en büyük Konya Spor. Valla bence çok iyi oynadık, çok da güzel oynadık. Çok güzel oynadık. Kazanan Konya Spor olduğu için inşallah Avrupa'nın şampiyonu da Konya Spor olur. Konya Spor maçını izlemek için neler söylersiniz? Ben de 150 km öteden mütevazı güzel bir futbol oynuyoruz. İnşallah devamı gelir, gruplara kalırsak benim için başarıdır. Onunla beni alama. Gurur duyuyoruz Konya'mızla. Evet. Helal olsun Konya'mıza. Helal olsun Konya'mızdan. Konya Spor en büyüktür. Süper.